EYT'liler var. EYT'lilere onlara da hiçbir şey yok. Yok yani daha fazla bir şey söylememi beklemeyin. Yok işte. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Oysa ki yaklaşık 2,5 ay evvel grup başkan vekili Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'yla da bir görüşmemiz olmuştu ve hükümetimiz tarafından bir çalışma başlatıldığının cevabını almıştık. Çalışma takvimimizde EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 içerisinde ele alarak mutlak bir surette bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız. Adı gibi emin bir dille Emin Akbaşoğlu 2022 demişti. AK Parti Grup Başkan Vekili olarak konuştu ama iktidarın aslında gündeminde olmadığını bizzat Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bununla da kalmadı. Bu zamana kadar yapılan açıklamaların aslında siyasi olduğunu söyledi. Tabii siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Siyasetçi kendi perspektifinden sorunu. İstemiyoruz bir seçim malzemesi olalım. Yaklaşık 5 milyon kişi emeklilikte yaşa takılı. Yıllardır haklarını arıyorlar. Söz verenler de oluyor ama seçim zamanlarında. Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi yıllarca bizi seçim beyannamelerinde sizin hakkınızı çözeceğiz diye oyaladı, artık oyaladı demek istiyorum. Biz oyalanacak yaşı çoktan geçtik. EYT'li kardeşlerimizin durumunun ele alınacağını ifade etmiştik. Mecliste de tartışmalar oluyor. Hatta bazı açıklamalarda bulunan milletvekillerimiz oluyor. Tabii siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Yaş dolayısıyla iş bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Benim çocuğum şimdi üniversitede okuyor. Sağdan soldan burs bulmaya çalışıyorum. Sayın Vedat Bilgin bakan olmadan önce Çankaya Köşkü'nde özellikle görüşme yaptık. Ona hayat hikayemi anlattım. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Bakan yardımcısı iken de bizzat sorunlarını dinlediği EYT'lilere kapıyı kapattı böylece Çalışma Bakanı. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu'nun 2022 takvimini de taca çıkardı. EYT'liler tam da bu açıklama sırasında Çalışma Bakanlığı'ndaydı. Biz 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de büyük EYT mitingine hazırlanıyoruz. Bu açıklamayı yaparken Vedat Bilgin Bakanımızın o esnada da biz Çalışma Bakanlığı'nda Ankara'da davetiyesini özel kaleme sunmak üzereydik. EYT gündemimizde yok dedi Çalışma Bakanı. Gündemlerinde bir başka vaat, 3600 ek gösterge olduğunu açıkladı ama yine net konuşmadı. Bu yılın meclisin çalışma şeyine göre ben bu yılın sonunda yani iş biter diye düşünüyorum. Bir müjde vermek istiyorum. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracak. 3600 ek gösterge meselesini 2018 ve 2019 seçimlerinde gündem olan memura 3600 ek gösterge için takvimler şimdi 2022 sonunu gösteriyor. Bakan net bir emekli maaşı artış oranı da vermedi. Yani gündemde 3600 var ama yok. Emekli maaşlarına da yansıyor. Bir mesela örnek var mı bu çalışmalar? Rakamlar vermeyeyim çünkü kesinleşmedi. Evet. Evet. 3600'e de cevap şu. Yaz var, kış var. 3600 ek gösterge sözü. Efendim bu ülkenin memuru 3600 ek gösterge vaadiyle. Bak aman ha. Şöyle davranmazsan bu çıkmaz diye bugüne kadar oyalandı. Bakın vaat hep de atılıyor. Kaçıncı vaat? Kaç ne kullanışlı vaatmiş arkadaş. Kaç seçim gördü ya bu vaat? 3600. Bürokrat 6400. Onları da aslen atamıyorlar. Vekaleten atıyorlar. Aman 6400 ek göstergeyi alamazsın diye bir şekilde. Efendim memleketin yardıma muhtaç insanları var. 50 milyon yoksulumuz var. Onların 12-13 milyonu yardım alıyor. Onlar aman yardımlar kesilir. Memleketin eliti de öyle. Medyası eliti. Onlar da iş alıyorlar. Kendi şirketleri şunları bunları var. Böyle medyatik işler yapıyorlar. Entel dantel işler biliyorsunuz. Onların da hükümetle çalıştıklarında paraları geliyor ya. Orada da sıkıntı yok. Medya reklam alıyor filan. Kamu bankaları şunlar bunlar. Ondan sonra ya bu ülkede niye işler kötüye gidiyor?